Başkanım ve yürütme kurulu arkadaşlarım, sayın meclis üyesi arkadaşlarım ve engelli arkadaşlarımıza destek veren çok sevgili halkımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında tertip ettiğimiz farkındalık yürüyüşü amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Ülkemizin birçok yerinde bu haftaya özgü kutlama mesajları yayınlanmakta, sevgi saygı temasıyla birçok içerik yayınlanmaktadır. Oysa ki zaman, klişeleşmiş sevgiyle başlayan
temelinde farkındalık olmasına rağmen ayrıştıran sözlerin zamanı değildir. Zaman, ülkenin dört bir yanında dolaşacak olan hepimiz yarının engelli adayıyız sözlerinin yerine eşit yurttaşlık bilinciyle toplumu dönüştürme, samimi, real çözümler üretme zamanıdır. Bugün toplumu oluşturan bileşenler, içerisinde en çok ayrıştırılmaya mahkum bırakılan engelli bireyler olarak dur demek istiyoruz. Bizler engelli bireyler olarak sağlık hizmetlerinden tutun, eğitim hizmetlerine erişime kadar engellenmiş, kanunların bize tanıdığı temel haklarımıza ulaşmak için gerek kamu, gerek yerel yönetimlerde ağır prosedürlere aşmak zorunda bırakılan bireyleriz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında erişilebilirlik ötelenirken toplumdaki sadece sevgi temalı klişe sloganlara son verilmelidir. Esas mesele yılda iki defa özel ve temelsiz sloganlar değil, esas mesele erişilebilirliktir. Emek gücü değersiz kabul edilen, yok sayılan eğitimden sağlığa, yani genel olarak temel yurttaşlık talepleri, hayırseverliğin insafına bırakılan bizlerin hak mücadelesi durmadan devam etmektedir. Bizler eşitsiz ve sadakacı anlayışla yürütülmeye çalışan sosyal politikalar yerine hak anlayışının esas olduğu anlayışın tesis edilmesini talep ediyoruz. Bizler iş kanununun 30. maddesinde belirtilen 50'den fazla işçi çalıştıran özel sektörde %3, kamu iş yerinde ise %4 çalıştırma zorunluluğunun etkin ve bütün engelliler için eşit olarak uygulanmasını istiyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal'in sözümüzü kendimize görev bilerek bugün dinlenmemek üzere yola çıkıyoruz. Önce Atakum'u, sonra Samsun'u ve sonrasında ise tüm Türkiye'yi engelliler için bir daha yaşanılabilir yapana kadar sürecek mücadelemizi yine bugün burada geleceğin kenti Atakum'dan ilan ediyoruz. Özlerin, yani bizlerin yok sayıldığımız ortamda oluşturulan kanunlar, yönetmelik ve kurumlar problemlere çözüm olmak yerine var olan problemlerimizi daha derinleştirmektedir. Yine bugün buradan sizleri engelli hakları mücadelesinde el vermeye davet ediyoruz. Yerel yönetimiyle, kanun yapıcısıyla, STK'lar, inisiyatifler, pilot formlar, aktivistler, engelli bireyler ve aileleriyle beraber mücadelemizi büyütmeye, özlenin söz hakkını hakim kılmaya davet ediyoruz. Engelsiz şehirleri, erişilebilir mekanları tesis etmek adına hep beraber bu mücadeleye başlatıyoruz. Sözlerimi bitirmeden önce size şu şiirle veda etmek istiyorum. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzünü aşkın yüzü oluncaya dek. Hepinize teşekkür ediyorum. Engelliler Haftası nedeniyle bu farkındalık yürüyüşümüzü Atakum Kent Konseyi ve Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin düzenlediği bu engelli destek yürüyüşünde hep beraber Atakum'a hem güneşi getirdik, hem yazı getirdik, hem de engellilere farkındalık sağladık. Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisimize bu muhteşem organizasyonu için teşekkür ediyoruz ve hep beraber onlarla beraber olduğumuzu, onlara imkan verildiğinde ne kadar başarılı birer birey olduklarını görüyoruz ve onların hayatını kolaylaştırmak için hep birlikte çalışmamız gerektiğini söylüyoruz. Teşekkür ediyoruz.